fulfillment of a dark prophecy beckons my subjects. Karanlık kehaneti yerine getirmemiz gerekiyor diyor. Aleykümselam. Enseskit. Hayır, ensesti falan yok Malekit'in. Nedir bu Malekit'e ensest yakıştırması mevzu, anlamadım ama öyle bir mevzusu yok yani Malekit'in. Hikayesine daha adam gibi değinmedik ama o yakıştırma nereden çıktıysa bir türlü oradan çıkartamıyoruz Malekit'i mübarek. Bir de ilk yüklendi de hafif böyle kasılmalı başlıyor, ondan sonra yavaş yavaş topluyor kendini, dolayısıyla biraz. Ama en can alıcı nokta, her seferinde bunu dile getirdiğim için belki benden nefret ediyorsunuz ama şu kamera ya. Kamera beni öldürüyor ya. Gerçekten öldürüyor. Abi space tuşu ya, çok basit. Gerçekten çok basit. Ya Warhammer 1'de basitti yani, burada çok zor olacağını düşünmüyorum. Bir space tuşu be. Allah rızası için bir space tuşu yani. Ben de hard disk'te oynuyorum şu an. SSD'de yer yok yani. Öyle bir yerim yok. SSD... Abi SSD'ye her oyunu koyuyorlar şey olsun diye. Yok erken şey olsun, açılsın, hızlı yüklesin. İyi, her şey güzel de birader, SSD'de sonuçta 500 GB değil ya, 256'lık SSD var. Bir Windows yüklüyorsun, tamam, yer öldü zaten. Aleykümselam. Annesiyle SSD yok bu sırada. Yani fark etse bile şey değil. Oo, aldın mı tabletop'u? Dün Secret Hitler yaparken çok böyle bir kişi daha gelse efsane olur demiştik. Tamam, efsane olur. İkisi de ağır demiş. Ya koyulabilecek çok oyun var. Bırak Allah aşkına. Total War 1-2'yi koysan tamam, SSD doldu zaten. Ki hiçbir program bir şey yüklememen lazım bu sefer. I am the Witch King. Şurayı alsak mı? Ya orası bizim bölge değil, siktir et. Biz bir önce şuradaki Skaven'ları bir temizleyelim. Aleykümselam, iyi seyirler. Yani ne tuşu ne oynanışı lan, mouse'la her şeyi yapıyorsun zaten, bir şey olmaz. Tabletop'tan söz ediyorsun abi. Bu şeye benziyor. Hand Simulator oynayıp bu el ne işe yarıyor demek gibi bir şey. Hareket. King of Naggaroth. Sese bak İbnedek. Karizmatik bir sesi var. Yani bir kendisine ait mojosu olduğunu inkar edemem Malekith'in. Arkadaş diyor ki HDD alma, direkt SSD al. 1 TB hem de. 1 TB yetiyorsa sana tamam al. Bende şu an 3 TB hard disk var. 256'lık da SSD'im var. Beni kurtarmıyor yani. Kurtaran varsa 1 TB alsın. Böbreğimi satar. Evi arabayı mı satar? Hani neyi satar da alır bilmiyorum o kısmını. Ra 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 ta ra ra ta. Gelir getirecek bir şeyler. Bir growth mu? Gelir. Gelirden yürüyelim. En güzel ses Malekith'te demiş. Bilmiyorum. Tyrion'un karizması Malekith'ten bence birkaç tık daha yüksek ama. Zırhı olsun, tipi olsun. Kalabalıklar diye biraz geri çekeceğim. Ama yine de yetişti tabii. İyi, dövüşelim bakalım ne olacak. Bende 500 GB var, işkence çekiyorum demiş. 500 ne? Hard disk mi, SSD mi? Warhammer 2'de Empire alıp full artileri yapmayan da oyunun keyfini çıkarmamıştır demiş. Vallahi o zaman çıkarmamış diyebilirsin bana. Oo, deminki savaşa girseymişiz iyiymiş. Garnizon da gelmiş buna. Bu biraz sıkıntı işte.
580 GB hard diski mi? Lan git al gözünü seveyim. O kadar da şey değil ya. 1 terabaytları yakında şey diye satacaklar. Markette satacak kenara koyup. Gözünü seveyim. Clannad. Vermintide'da kestiğimiz yetmedi. Biraz da burada kesmeye çalışacağız. Gerçi mızraklılarıma hiç güvenmiyorum o konuda ama en azından Blackguard of Negarond var. Ölürsek de ölürüz. Ne yapalım? Yeni ordu yaparız. Başlangıçlarda setback yemek artık şey gibi oldu. Bütün serilerimin totemi gibi bir şey oldu. Hadi bakalım. Malekith'in başlangıç büyülerine de bakalım da. Nesi varmış? İyi güç alıyor. Bindi var. Yani çok bir şey değil. Biraz onun görevlerine kasarız. Kendine gelir. Lan ben yayıncıyım, zenginsem SSD'yi almam lazım. Benim SSD'm zaten 256 GB. Adama bak, evi SSD ile donatamadık yayıncı olmadığımız için. Bahaneye bak pezevenkteki. Aynen, bornozumuz yok. Bornozsuz olmak sıkıntı. Oh 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 oh, kalabalığa bak. Şey geliyor aklıma, böyle savaşlarda Braveheart'ta bir sahne vardı. Şeye özellikle yapıyordu. Şu İrlandalı herifin tam repliği hatırlamaya çalışıyorum da aklıma gelmiyor ya. Tanrı bütün yakışıklı adamları bir araya topladığına göre önemli bir toplantı olmalı falan diye böyle. Savaş alanında mı diyordu onu? Yoksa şeyde mi, masada diyordu da milletimi fitil ediyordu. Bayılıyordum o herife ya. Çok komik bir herifti o. Cebinde Hamit var derken. Hamit'e akrep mi diyoruz? Karşının en büyük tehlikesi bana sunduğu sayısı. Askerleri cacıkta. Sayılar önemli. Sıçan akıyor üstümüze. Sizce en iyi Total War serisi? Bence Warhammer. Tabi bu Shogun'u daha çok oynamış olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Senin kalabalığına bak ya. Hamam böceği gibiler. Geldikçe de geliyor. Zor buradan kurtarmamız şey. Orada muhtemelen patlarız. True Air of Anarion.
Zaten mübarek klanetlere karşı dayak yiyen mızraklılarımla. Şans seçeneğimi çok yüksekte tutmuyorum. Şuraya bak ya. Ya yükleme bir giriş işte. Girişten sonra yaşamıyorsun öyle. Girişe kadar yaşıyorsun onu. Leggard'lardaki morale bak mübarek. Orduk diye bir şey kalmadı, herif hala savaşıyor. Haber vermediler herifler. Yenildik ulan, haberin olsun diye. Diğer türlü kazanabilir miydik? Yani bilmiyorum, niye de çok fazlaydı. 2700 kişi olacaklardı. Şu 690 kalenin şeyi, garnizonu. Hani o da şey oldu üzerine. Tuzu biberi oldu diyebilirim yani. 2700 kişiyi dövemeyecektik. 3500 kişiyi hiç dövemedik. Durum bu. Aynen, bir stresle başlamamız lazım. O bizim olmazsa olmazımız yani. Her oyun böyle ufak bir stres. Eyvah, ne olacak, ne bitecek. Arkada GG, bitti bu oyun. Bu seri çöp diyecek birileri. Bunlar olmadan seriye başladık mı olmuyor. Driven by vengeance. Eka Kose'ye daha geçmedik zaten, bir tur daha devam ettir. En zevk aldığım paradoks oyunu benimki CK2. Genel olarak CK2 çok sıkmıyor adamı ya. CK2 yani enteresan şeylere gebe bir oyun olduğu için çok sıkmıyor ama saat açısından bakarsan en çok EU'yu oynamışım. Bu da herhalde bir yandan EU'nun daha iyi olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum. Benim için yani. Çünkü baktım bugün daha, hatta şeye baktım. Şeye paylaştım mı onu? Discord'da paylaşmadım. Yok, Twitter'da paylaşmıştım. En çok oynadığım oyunlara baktım. İlk sırada Company of Heroes var. İkinci sırada Europa var. O kadar oynamışız yani. Üçüncü sırada Hoi var. İlk onda DayZ var. Town of Salem var ilk onda. Acıyorum yani, giden saatlerimi acıyorum. Yazıktır, günahtır. O saatler o oyuna nasıl gitti yani? Town of Salem. Bir de Türkiye serverında 263 saat oynamışım abi. Yani 26 yaşındayım, 80 yaşında gibi hissetmemin yegane sebeplerinden biri bu olsa gerek ya. Evet. Anne ol demeyelim. Annemiz burada, Grond'da. Takılıyor. Ben de buradayım. Yani farklı yerlerdeyiz. Farklı şeyleri yönetiyoruz şu an. Tabi biraz bakalım, bir şeyler yapacaklarsa aralarımızı yükseltelim. Şimdiden başlarsak ileriye doğru. Voliloş varmış lan Forgebound chain'de. Voliloş. Noble of Naggaroth, speak. Agraef. And I will gladly hear your request. Foolish request. Graef'in başında, ha, doğru. Harganeth. I have little time or Blood Queen of Harganeth. Çok tatlı hatun şey ya. Murat'ı görmedim. Neydi hatunun ismi? Tatlı dediğim. Seri yaptık ya, şeyden kaybettik. Vortex'ten. Kron ha. Şeyi de çok merak ettim. Loki'yi de çok merak ettim ama. Benim kampanyada 110 saatim var demiş. Saçın nasıl ağarmadı? Var. Kamerada çok şey yapmıyorumdur, göstermiyorumdur ama bayağı aralarda beyazlarım var yani. Yakınma gelince fark ediliyor.
bayağı o konuda şeyim. İşte bu diyorum kendime. Yaşlandık. Şeylere bakalım bir ya. Bu babacığın neleri var? 6. level, 10. level, 14. level. Şu biraz güçlendiriyormuş onu. Sırf falan veriyor. Fena değil. Itemlarını kasam, bu da bayağı güçlü bir arkadaşımız olup çıkıyor çünkü. Red Spear. Leadership ile başlayalım da o üniteler çünkü tier 1 çok şey değiller. Helebron, aynen. Hangi seri demiş? Aleykümselam, yeni bir seri. Birine ekmek için sen ne yapardın? Ya uydurabileceğim bahanelerin en başında yayın var ya. Yayın çok rahat yani o konu. Yayınım var diyorum. Bitti gitti. Ama hani gün içinde onda da editim var diyorum genelde ama. Genelde böyle son dakika olur benim ekmelerim ya. Başlıca sebebi de şeydir hani böyle gitmek istemiyorumdur. Evet demişimdir. Yani son dakika içimden her şey bağırıyordur böyle gitme 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 diye. Ya o son dakika bir bahane gelir aklıma yani. Öyle çok yaratıcı değilimdir ama o konuda. Kaynana dua... Ne? Kaynana beddua etmişler. Oğlum bozunca gelirim. Güzelmiş. Saldır bari. Dövüşelim bir. March of the Eagles biliyor musun? Sence neden tutmadı da ileride bir de senden görebilir miyiz? İleride benden göremezsin. Ben oyunu 10 saat falan belki oynamışımdır taş çatlasa. Belki o kadar bile oynamamışımdır. Yayında da söyledim neden tutmadığını. Ara seriler var Sengoku gibi. March of the Eagles gibi. Paradox'un yaptığı ama tutmayınca bütün desteğini kesti. Dolayısıyla buglardan daha da beter hale düşen oyunlar. Artık ya desteklemediği için mi buglı yoksa bug'lıydı da kurtaramayız bu seriyi deyip mi desteklemeliler? Bilmiyorum yani sonuçta Paradox'un onları kaderine terk etmiş olduğu gerçeği var ortada. Dolayısıyla şey yapmamak lazım yani o oyunları ciddiye almamak lazım pek. Sengoku da var yani istersen. O da Japonya'da geçen Paradox'un. Ama oynayamazsa o CK gibi biraz daha. O mümkün değil yani şey yapma. March of the Eagles da şeyin Europa'nın Napolyon dönemi hali. Anasını da sevmezdim bunun ama Hidraları bunun çok iyi demiş. Babaannen candan düştü hemen gitmen gerek. Kim inanmaz lan bu bahane? İnanmıyorum diyen yalan söyler. Bence çok haklı bir bahane. Kim size babaannem camdan düştü dediğinde inanmadınız. Adam bütün mahalleyi toplayıp saldırıyor ya. Onlar bir kalsın bize şey atamadan da. Güzel ya zırhı kılıcı falan. Karizmatik adam. Scabber,
Herif okçuyla saldırıyor ya. Oh, şunu aldığımız iyi oldu. Bu bize 15 leadership, 25 melee attack, 25 charge bonus, %20 armor piercing damage. Ama şey için, okçular için. %18 de vigor veriyor, yani yorgunluğu da gideriyor. Ne ararsan var, mis gibi. Bu savaş bize yazar. Bunlar hazır böyle şey yapılmışken oklayalım da bütün moralleri kırılsın. Bak çatır çatır kırılıyor. Liderleri de kaçacak şimdi. Şu taraf güçlü. Stormvermin'ler var orada. Elit üniteleri. Orada kaybetmemi hani şeyle karşılıyorum yani. Anlayışla karşılıyorum. Diğer yerlerde kaybettikçe sinirleniyorum. Şu tarafta da bayağı bir çevrildiğimiz için anlaşılabilir bir durum bence ölmemiz. Night Runner'lara mı dayak yediniz? Oo, maleketin durumu da iyi değil yalnız. Yani kaybetme riskimiz de var hala. Geri çık oradan, çok içeridesin. Şuraya hareketsizlik atalım. Güzel savaşır, sayısı çok fazla abi zaten. Malekith ölecek gibi hissetmeye başlıyorum ama. Kötü olabilir onun bir anda bize dönüş. Stormvermin'lerin arasında kaldı. Onu oradan çıkarmam da mümkün değil ki. Bakalım bir deneyelim. Kaçamayacak. İyi, kurtardık. Ya bu kadar boktan moralliler liderleri gidiyor ama hala hayatta kalıyorlar. İşte o Very Hard'ın size sunduğu bir yavşaklık seviyesi. Şu hale bak. Yarı yarıya şeyimiz. Okçular bayağı adam öldürmüş. Malekith öldürmüş. Malekith'in öldürmesi doğal. Karşı taraf şey gibi zaten. Kıyma makinesine giren et gibi. Normalde de Clan Skrull'ın zaten öyle olması gerekiyor. O yüzden çok acayip bulduğum bir şey değil. Skaven'ların bütün icatlarını yapan Clan Skrull zaten. Üntelerinin öyle abuk subuk
şeyli güçlü olması iyi bir şey. Skaven'lar normalde o kadar keyifli değil çünkü oynarken. Boş oluyor şeyle oynadığın zaman. Kendim alıp oynadım mı? Hayır ama en azından budur yani görüşüm. I am the Witch King. Valla öyle diyen bir dayı daha hatırlıyorum ben bir filmden ama neyse. Çok da orijinal değilsin ya.